Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, ebedi saadet, ebedi mutluluk aslında ikiye ayrılıyor. Onlardan birincisi ve en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmak. Bu büyük bir saadet, büyük bir mutluluk. Allah'ın lütfuna mazhar olmak, tecellisine mazhar olmak, ona yakın olmak, kurbiyetine mazhar olmak. Bu çok güzel bir nimet. Ama bu tabii ki ruhani. Bir de cismani olanı var ki o cismani saadet ve üç şekli var. Bunlardan birincisi mesken. İkincisi ekl. Üçüncüsü nikah. Yani birincisi oturacağımız yer. Ev. Yani bu tabii ki dünya saadetinden de kabul edilir ya. Yani geniş bir ev gibi gibi bir takım şeylerden söz edilir. Bunlardan birisi de evdir. Evet. Yine cismani saadetin, ebedi saadetin başında cismani olarak tabii ki bir oturulacak ev. Bu önemli. Bir diğerisi yeme içme. Evet. Yani insan ciddi olarak fıtraten yemeği, içmeyi sever. Bir diğerisi nikah. Evet. Yani üç önemli unsur söz konusu. Bunlar tabii derecelerine göre cismani saadette değişiklikler olabilir. Bunlardan bir kısım saadet, özellikle bunun tamamlanması için hulut ve devam zorunlu. Yani devamlılık, bir sonsuzluk, bir ebediyet, bir beka oldukça önemli. Yani bugün var, yarın yok değil. Bu sene var, gelecek sene yok değil. Ve bütünüyle artık Rabbinin ebedi kılmasıyla bir ebedi saadet söz konusu olacak. Evet. Demek ki önemli olan saadette, mutlulukta devamlılıktır. İşte bu cismani lezzet noktasında ahirette, cennette var. Evet, gerçekten aslında saadet, mutluluk devam etmezse tam zıttına inkılap edebilir. Yani verildi, birden kesildi. Artık bitti. O zaman bu tam bir mutluluk değildir. Hatta şöyle diyelim, yani dünya hayatındayız, yani maişetimiz iyi, ailemiz iyi, çocuklarımız iyi, efendim, anamız, babamız, hepsi sağ, güzel, iyi, devam ediyoruz. Ama bir anda diyelim ki en sevdiğimiz kişiyi kaybediyoruz. Ne oldu? O saadetimiz ve mutluluğumuz yara aldı. Bugün fabrikalarımız var. Gümbür gümbür çalışıyor. Ama yarın bir iflas ettiniz. Elinizden her şey gitti. Sıfırlandınız. Hatta sıfırın altına düştünüz. Elinizdeki eviniz dahi gitti. İpoteklendi, şu oldu, bu oldu filan. Ne oldu? Bakın, saadet ve mutluluk yara aldı. Ancak ebedi saadette bunlar işte yok. Bakın, şöyle devam edelim isterseniz. Birinci saadet zaten Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmekti. O ruhen insanı tatmin eden
en güzel bir saadet. E düşünün ki yaratıcınız sizden memnun. Yaratıcınızı razı etmişsiniz. Bundan daha güzel bir mutluluk, saadet olabilir mi? Allah göstermesin. Yani sanki hiç yokmuş gibi, sizi yaratan sizi görmüyormuş gibi bir tavrın içerisinde devam eden bir hayat. Hayat mıdır? Mutluluk mudur? Kişiler aslında böyle mutlu olmuyorlar. Kendilerini farklı şekillerde oyun ve oyuncaklarla meşgul ederek aslındaki o ızdırabı, yani Rabbini tanımamanın ızdırabını, ona kul olamamanın ızdırabını bastırmanın peşinde. Evet, birinci kısım oldukça önemli dedik. Ebedi saadetin ikinci kısmı, o cismaniyetteki kısım ise, mesela onlardan ilki olan mesken, ev, evet, oturulacak yer, onun en latifi, en güzeli, en cazibeleri ve çekici şekli nedir? Dört bir tarafının türlü türlü güllerle ve çiçeklerle müzeyyen olmaz, süslü olmaz. Her bir tarafı farklı çiçeklerle tezyin edilmiş, süslenmiş. Bakıyorsunuz ki böyle baktığınızda bile lezzet alıyorsunuz. Öyle bir ev düşünün. Artı sadece evin etrafı değil, dört bir tarafı değil, onun dışında böyle şöyle bir pencereden baktığınızda ve bağlarla, bahçelerle böyle kuşatılmış. Bakıyorsunuz, göz alabildiğince bağlar, kasırlar, bahçeler böyle kuşatılmış. Öyle güzel görüyorsunuz ki, böyle baktıkça bakasınız geliyor. Dinleniyorsunuz. Hani dünyada da vardır ya, üç şey insanı ne yapar? Dinlendirir. Bunlardan birincisi, mesela bir su sesi, akarsuyun sesi, çağlayanın sesi, o ırmaklarda, o çaylarda, o nehirlerdeki, böyle yukarıdan gelip hafiften böyle yokuş aşağı giderken o su, oradaki çıkardığı sesi düşünür müsünüz? Ne kadar güzel. Yani insanı gerçekten dinlendiriyor. O yeşile bakmak da dinlendiriyor ve bir de Kur'an'ı dinlemek de manen insanı dinlendiriyor. Evet, böyle bir evden söz ediyoruz. Demek ki evin dört bir tarafı çiçeklerle, güllerle bezenmiş, bağ ve bahçelerle kuşatılmış, altından sular, nehirler akan bir kasır ve köşklerdir. Evet. Şimdi böyle bir saraydasınız. Düşünebiliyor musunuz? İşte asıl güzellik burada. Şimdi bu camit olan böyle ölü kalpleri bile aşk-ı şevke getirir bu mesele. Diriltir insanı. Sönmüş olan ruhları şen ve şad eder. Evet, şairlere bile bir sermayedir böylesi bir kasır, böylesi bir yer, böylesi bir mesken. Evet, onların şairane teşbihleri, temsilleri, üslupları, onlar öyle bir ilham alırlar böyle bir yerde olduklarında. Evet, işte onların asıl ilham aldıkları yerler buralardır, sulardır ve böylesi bir manzaradır. İşte bu manzara nerede var? İşte ahirette var. Hem de böyle bir şey kısa, fani, geçici, bekasız değil. Az önce ifade ettiğimiz gibi, yani önemli olan bunların daimi ve baki olması. Evet, ikinci esas, o
bedeni olarak, cismi olarak saadetin, ebedi saadetin. İkincisi eklidir, yemektir, içmektir. Bakın, mekulat dediğimiz yiyecekler kuvvet verdiği yönüyle, cihetiyle en iyisi, en lezizi me'luf olan, tanıdığımız, alışık olduğumuz kısmıdır. Yani en iyi şeyi de getirseler, yiyeceği, yemeği de getirseler, eğer siz onu bilmiyor, tanımıyorsanız şöyle bir kuşkuyla yaklaşırsınız. Evet, ama cennetteki yiyecekler bizim dünyada tanıdığımız şeyler. Ayet-i Kerime'de bu ifade ediliyor özellikle. Yani insana garip, vahşi olmayan şeyler. Yani tanımadığımız şeyler değil bunlar. Ha, dünyada da biz bunların benzerlerini yiyorduk. Yani çünkü dünya zaten ahiretin bir, şöyle söyleyeyim, ekimgahı bir. İki, burada mağazanın vitrinini düşünün. Yani burası bir vitrin. Yani numuneler buraya konuluyor. Asıllarına kişiler talip olsun. Asıl içeride, asılları içeride. Cennetin numuneleri burada, asılları cennetin kendisinde. Evet. Çünkü bu alışık olduğumuz şeyleri görmüş olmak ülfetle o nimetin dereceyi, kıymetini biliriz. Lezzet verdiği cihetle de lezzetin en büyük lezzeti teceddüt ve tebeddülündedir. Sürekli yenilenmesindedir. Aynı şey. Her gün aynı yiyeceği önünüze seviyorsunuz, güzel de. Her gün, her gün o sevdiğiniz yemeği yemeye kalktığınız usanırsınız. Onun bir değişmesi lazım. İşte bu cennette sürekli teceddüt ediyor, yenileniyor, tebettül ediyor, takayyür ediyor. Ve keza ek lezzetini, yiyecek lezzetini ikmal eden, tamamlayan sebeplerden birisi de o rızkın kendi amelinin ücreti olduğunu bilmektir. Bu da çok önemli sevgili dostlar. Yani diyorsunuz ki ha ben elhamdülillah dünyada Rabbime kul oldum. Gerekli böyle şeyleri yaptım. Orada gerçekten yoruldum. Ama Rabbim de bunları bana verdi. Yani en azından ufak da olsa, evet cennet bir lütuftur, amenna, kazanılır tabiri biraz zor, yerine oturmuyor. Ama ne olursa olsun dünyada Cenab-ı Hakk'ın size emrettiği şeyleri yapmışsınız. Ve ondan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın bu sizin emeğinizin karşılığı olarak bunu size bahşettiğini düşünmüş olmanız ayrı bir lezzet veriyor size. Hiç böyle layık olmadığınız bir nimeti birisi size verse hakikaten ne bileyim içinizde, vicdanınızda bir kanama olur. Bir yara olur. Ya ben bunu hak etmedim ki. Diyebilirsiniz. Ama cennette İşte bu dünyada yapmış olduğunuz şeylerin, amellerin bir ücreti, bir mükafatı olarak karşınızda bulunuyor olması sizi mutlu eder. Efendim, mesela bağ dibinde izi olanın üzüm yemeye yüzü olur denir. Yani siz de bir çalışma içerisinde bulunmuşsunuz. Evet, ikinci bir sebep de o rızkın menbaının, kaynağının daima göz önünde hazır bulunmasıdır ki kalbi mutmain olsun. Rızık için telaş etmesin. Yani bu da çok önemli. Yani diyorsunuz ki ha bugün var yarın yoksa, bu sene var gelecek sene yoksa,
Hani o zaman ciddi anlamda insana çok büyük bir lezzet vermez. Ama Rabbimin hazinesinin ne denli nihayetsiz olduğunu gördüğünüz zaman rahatlıkla ne yapıyorsunuz? Siz daha mutlu oluyorsunuz. Evet, bir diğer şey de onunla bitirelim. Nikahtı. Yani ebedi saadetin, mutluluğun efendim şeylerinden, sebeplerinden birisi de nikah. Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil, kalbine karşılık bir kalbin mevcut bulunmaz, var olmaz ki her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini böyle karşılıklı olarak versinler. Mübadele etsinler. Ve lezzetlerde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, işte bu noktada insanlar bakın dünyada olduğu gibi ahirette de eşleriyle beraber bulunacak. Yani dünyadaki o güzel hatıralarını orada canlandıracaklar. Evet, en güzel lezzetlerden birisi nedir dostlar bilir misiniz? Eski bir dostunuz da varsayarım karşı karşıya geldiğinizde eski günlerinizi oturup yad etmenizdir. Cennetin en güzel affedersiniz. Cennetin en güzel taraflarından birisi de işte eşinizle, çocuklarınızla, çevrenizle, sevdiklerinizle oturup dünyadaki o güzel hatıraları yad etmektir. Cenab-ı Hak bizi de buna inşallah mazhadak etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.